Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Evet, CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök konuğumuz. Önce bir referandum sürecini konuşalım. Az önce haberini paylaşmıştık. Çukurova Belediyesi'nin her ayın 19'unda saat 19'da düzenlediği konferansa dizisine bu kez Sayın Gök de katılmıştı. Ve orada tabii bu önümüzdeki referandum oylamasını yakından ilgilendiren açıklamalar yaptı. Özellikle tek adam noktasında önemli açıklamalarınız var. Sayın Gök, oradan başlayalım isterseniz. Evet, teşekkür ederim. Gerçekten dün Adana'da, bugün de kendi nüfusa kayıtlı olduğum Kozan ilçesinde önemli çalışmalar yaptık. Bir kere Adana'da bütün partilerimizi, başta il başkanımız ve belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz olmak üzere kutluyorum. Çok koordineli, çok güzel bir çalışmalar yürütüyorlar. Her türlü engellemeye karşın bütün asılan hayır pankartlarının indirildiği, devletin ağır baskısı altında arkadaşlarımız bu referandumda mücadele ediyorlar. Ama omuz omuza halkla bütünleşerek önemli bir mücadeleyi sürdürüyorlar. Ben de dün Çukurova Belediye Başkanı Sayın Soner Çetin'in her ayın 19'unda onların bir mutat hale gelmiş toplantılarına katıldım. Anayasa ve referandum konusunda bir söyleşte bulunduk. Gerçekten bir pazar günü akşamı olmasına rağmen salon hınca hınç doluydu. Yurttaşlarımız çok ilgi gösterdiler. Başta Sayın Belediye Başkanımız Soner Çetin olmak üzere katılan tüm konuklarımıza teşekkür ederim. Önemli bir buluşma gerçekleştirdik. Ama ben gördüm ki aslında bizim Adanalılardan çok öğreneceğimiz dersler var. Adanalılar ve bugün de Kozan'da hemşerilerimiz çok kararlı, bilinçli bir şekilde tek adam rejimini kurmaya çalışan Recep Tayyip Erdoğan'ın dayattığı bu anayasa değişikliği karşısında kararlarını vermişler. Heyecanlı, canlı bir şekilde çalışıyorlar ve hemşehrilerimizle bütünleşmekten, kucaklaşmaktan ve onlarla bu çalışmayı yürütmekten büyük bir memnuniyetle oradan bugün ayrıldım. Ayağımın tozuyla da şu anda sizlerle i̇yi beraberim. Yaptınız, evet. İyi gidiyor referandum çalışmaları. Evet, çok iyi gidiyor. Bütün engellemelere rağmen, evet, işte evet, kavga dövüşe rağmen işte hayır diyecekler bir şekilde yolunu buluyor. Gene propaganda, evet, sürecine devam ediyorlar Sayın Gök. Ama şimdi sizin aslında bugün daha geniş bir sürede konuşacağımız, özellikle bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu Gülen örgütü nasıl bu kadar kurumda, devlette yapılandı sorusuna yanıt arıyoruz. Ama evet, uzun yıllar birlikte yürüdükleri, AKP ile birlikte yürüdükleri bir yol var. Nasıl bu hale geldi FETÖ? Evet. Bu yapılanma bugün gerçekleşti. Bugün önceki Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal'ın canlı yayın nedeniyle sizin de haber programımızın uzadığını biliyorum. Ben de eğer yurttaşlarımız uygun görürlerse bir 10-15 dakika içerisinde çok önemli iki konuyu kendilerine paylaşmak istiyorum. Hı hı. Belgeleriyle ortaya koyacağım. Şimdi İktidar Partisi'ne baktığınız zaman İktidar Partisi hayır kampanyasında destek verenleri FETÖ'yle ya da başka örgütlerle bir ilişki kurmaya ve bir benzetme yapmaya, çağrışım yapmaya gayret ediyorlar. Niçin? Bir tuzağın içerisindeler. Bir tuzağın içerisinde bir bataklığa saplanmış gibi. Aslında saplandıkları bataklık, o kendi yarattıkları bataklık. Kurtulmaya çalışıyorlar. Bunun kurtulmanın yolu da işte Cumhuriyet Halk Partisi'ni ya da hayır diyenleri FETÖ'cülükle bilmem neyle itham ediyorlar. Evet. Peki bu nasıl oluyor da niçin bunu söylüyorlar? Birçok gerçeği örtbas etmek istedikleri için Lale Hanım. Şimdi bakın, ben bütün yurttaşlarım lütfen beni ilgiyle dinlerlerse çok sevineceğim. Bu FETÖ'nün nasıl palazlandırıldığını belgelerle iki örnekle bugün bu akşama mahsus olmak üzere iki örnekle açıklamaya çalışacağım. Genel Başkanımız sürekli diyor ki bakın, bir tek adama teslim ederseniz devleti, o tek adam kandırıldığında devleti 24 saatte ele geçirmek mümkündür bu anayasa değişikliğiyle beraber. Şimdi 2011 yılında bir kanun hükmünde kararname çıktı. 651 sayılı kanun hükmünde kararname. Bu kararnameyi de hükümet çıkarttı. Hükümet hem olağanüstü hal döneminde çıkartabilir, bir de olağanüstü hal olmayan dönemde meclisten yetki almak kaydıyla kararname çıkartabilir. 2011 yılında seçimlerden sonra hükümet yetki aldı ve 651 sayılı bir kararname çıkarttılar. Bu kararnamenin altında Recep Tayyip Erdoğan başbakan ve tüm bakanların imzası var. Peki ne oldu bu kararnamede? Bu kararnamede TÜBİTAK'ın yapısını değiştirdiler Lale Hanım. TÜBİTAK, Türkiye'nin en önemli bilimsel kuruluşu olan, evet, TÜBİTAK'ın yapısını değiştirdiler. Başkanını, başkan yardımcılarını bu kararnamenin yayınlanmasıyla birlikte görevden aldılar. Öyle farz ettiler ve
bütün atamaları tekrar yeni baştan değiştirdiler. Başbakan önemli bir sayıda TÜBİTAK üyesini oraya belirledi, koydu ve TÜBİTAK bizim bildiğimiz TÜBİTAK olmaktan çıktı. Başka bir TÜBİTAK kuruldu. O zaman dedi ki yapmayın, yanlış oluyor. TÜBİTAK gibi Türkiye'nin çok önemli bilimsel bir kuruluşunu siz kararnamelerle değil, mecliste eğer gerçekten gerekiyorsa biz de destek verelim, daha güzelleştirelim, daha bir bilimsel hale getirelim. Dinlemediler. Dinlemeyen kim? Zamanın Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, şu andaki Cumhurbaşkanı. Evet. Bakın, altında bütün bakanların da imzası olan bu kararname ile, şu kararnamenin imzasını göstereyim. Bütün bakanlar, başbakanın imzası var. TÜBİTAK'ın yapısını değiştirdiler. Ve bütün itirazlarımıza rağmen, gel zaman git zaman TÜBİTAK öyle olaylara bulaştı, öyle akıl almaz işler yaptılar ki gerçekten Türkiye'de pek çok kişinin, masum pek çok kişinin sahte delil üretmek suretiyle yargılanmalarının, tutuklanmalarının ve mahkum olmalarının önü açıldı TÜBİTAK kanalı ile. Evet. TÜBİTAK'ta sahte deliller aklanıldı, üretildi ve bunlarla Balyoz, Ergenekon gibi pek çok davada birçok asker, sivil vatandaş mahkemelerde süründü, yıllarca hapis yattılar. Peki sonunda nereye geldik Lale Hanım? Şimdi TÜBİTAK'ı hükümet kararnameyle değiştirdi. Şimdi bu anayasa değişirse Cumhurbaşkanı da işte buna benzer kararnamelerle devletin tüzel kişiliklerini değiştirme yetkisini eline alacak. Peki o zaman bakanlarla beraber bu işi yapan Cumhurbaşkanı bugün TÜBİTAK'ı hangi hale getirdiğini 15 Temmuz'daki darbe girişiminden önce düzenlenmiş Fethullah Gülen çatı iddianamesinden tek tek satır satır okuyacağım sizlere. Bakın, bu iddianame önemli. Şimdi geçenlerde anayasadaki darbe komisyonu araştırma başkanı Sayın Reşat Petek diyor ki biz siyasi sorumluları tespit edemedik. Aslında bal gibi her şey tespit edilmişti. Yani. Tespit eden namussuz savcıları görevlerinden aldılar. Bir namussuz savcının bu TÜBİTAK'la ilgili iddianamesini ifade ediyorum. Bu iddianame Fethullah Gülen çatı iddianamesinden aynen cümleler okuyorum. Ve o iddianamede diyor ki TÜBİTAK içinde 2011 yıl sonrasında yaşanan hadiselere bir bütünlük içerisinde bakıldığında vaziyet açıkça ortadadır. Önce KHK ile kurum başkanı ve kadroların değiştirilmesi sağlanmış, ayrılmayanlar tehdit edilmiş, uzman olmayan FETÖ'yle üyeleri kurumu fethetmiş ve böyle kurumda sahte bilirkişi raporları düzenlemek suretiyle kurum iş yapaması hale getirilmiştir. Bu şimdi iddianame. Nedir bu? FETÖ çatı iddianamesi. FETÖ çatı iddianamesinde savcı ne diyor? 2011 yılında çıkartılan kararname ile TÜBİTAK FETÖ'ye teslim edilmiştir. Altında kimin imzası var? Altında zamanın başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası var. Ve gerçekten insanlarımızın hayatlarını karartan bu TÜBİTAK'la birlikte pek çok CD üretildi. Hı hı. CD'lere evet dediler, bu sahte değildir dediler. İnsanlara sahte raporlar verdirdiler ve bunun önünü bizzat şu andaki Cumhurbaşkanı ve o zamanın Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğündeki bakanlar kurulu açtı Lale Hanım. Şimdi Reşat Petek ne diyor Anayasa Komisyonu'ndaki, pardon, Darbe Komisyonu Başkanı? Biz darbe komisyonunda siyasi ayağı tespit edemedik. Buyurun size siyasi ayak. Burada ve var. Burada savcı iddianameye bağladı. Bu iddianameye bağlayan savcı geçen gün görevinden alındı. Kaldı ki bu savcı bu tespitleri 15 Temmuz darbe girişiminden önce yapmıştı. Yani FETÖ'nün üzerine gitmiş. Ortada ciddi bir tablo var diyor. Ciddi bir örgütlenme var diyor. İddianame tanzim ediyor. Bu savcı şimdi görevden aldılar. Sonuçlarını göz önünde bulundurarak tabii. Şimdi böyle bir tablo içerisinde ikinci bir önemli konuya değineceğim sizlerle zamanımız ölçüsünde. Biraz da hızlı anlatmaya gayret ediyorum. Bu hükümet yine 22 Aralık 2015 tarihinde bir kanun tasarısı sevk etti meclise. O tasarı şu, aynen şu. Meclisten çıkan kanunları ya hükümet kanun tasarısı olarak gönderir ya da milletvekilleri kanun teklifi verebilirler. Kanun tasarısı olarak verilen kanunlarda devlet bütün kurumlardan görüş alır, ilgili kurumlardan görüş alır. O yüzden tasarının hazırlanması daha bir ciddidir Bakanlar Kurulu'ndan gelen tasarıların. Evet. Ama biz son zamanlarda şunu gördük AK Parti iktidarında. Tasarılar meclis komisyonuna geldiği zaman
5-10 milletvekiline ayrı bir kanun teklifi eklettirerek birleştiriyorlar ve meclisten geçirmeye çalışıyorlar. Bakın sevgili izleyicilerim, 22-12-2015 tarihinde hükümetin meclise sevk ettiği bu kanun tasarısında askerlik kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair bir kanun tasarısı meclise sunuldu. Tam bir hafta sonra meclis komisyonuna geldiğinde AK Parti'nin 37 milletvekili bir kanun teklifi sundular. Hükümetin kanun tasarısı burada ama onlar da bir kanun teklifi sundular. O kanun teklifinde bakın şu ibareleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ne diyorlar? Burası çok önemli. Bir dördüncü madde eklettirdiler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na bir geçici madde eklettirerek 30. yılını, 29. yılını, 28. yılını tamamlayan albayların erken emekli olmasının yolunu açtılar. Kadroları boşalttılar. Bakın bu kanun teklifi kanun tasarısında yok. Milletvekillerine verdirildi ve birleştirildi ve meclisten geçti. Ve silahlı kuvvetlerde önemli ölçüde albay emekli edildi. Yerlerine yeni kadrolar getirildi ve bunlar generalliğe yükseltildi Lale Hanım. Evet. Kim tarafından sağlanıldı bu kanun teklifi? AK Parti'nin milletvekilleri tarafından sağlanıldı. Şimdi bir başka iddianameyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu iddianamede yeni bir iddianame. Özellikle yurttaşlarımıza da bildirmek isterim. Fethullah Gülen'in devlette nasıl örgütlendiğinin tipik bir belgesidir bu. Yani siyasi kanadı yok diyenlere tokat gibi bir cevap bir başka iddianamede verilmiştir. O iddianamede aynen şunu söylüyor Lale Hanım. Bakın son olarak kendilerine müzahir elemanların en az bulunduğu 1988 ve daha önceki yıllarda mezun olmuş subayları TSK'dan tasfiye etmek için 3 devreyi birden toplu olarak emekli edecek ve hizmet süresini 28 yıla indirecek kanuni düzenlemeleri Fethullah Gülen için diyor siyasi otoriteye yaptırmıştır diyor. Şimdi bakın açıkça söylüyor bu iddianame yeni bir iddianame. Yani bu iddianamede savcı neyi tespit etmiş? Fethullah Gülen'in daha geçen yıl askeriyede askerin bir kısmını tasfiye etmek için siyasi iktidara kanun çıkarttığını yazıyor iddianamesinde. Evet. Şimdi ben buradan bu kanun teklifinde imzası bulunan AK Partili milletvekillerini uyarıyorum. İsimlerinizi önümüzdeki günlerde teker teker kamuoyuna açıklarım. Ama çıkın ve deyin ki bize bu yaptırdı. Bu kanun teklifini bize bu verdirdi deyin. Evet. Söyleyin. Söylemezseniz bu işin altında ezilirsiniz. Bunu kamuoyuyla paylaşırız. 37 AK Partili milletvekiline Türk Silahlı Kuvvetleri'nde albayların erken emekliliğini önünü açan bu yasa teklifini verdiren kimdir? Kimdi? Hangi iradedir? Buradan huzurunuza soruyorum. Bakın bu savcının iddianamesine bağlanmış bir konudur bu. Savcı aynen diyor ki FETÖ siyasi otoriteye subayların bir kısmını tasfiye edecek bir kanun çıkartmıştır. O kanunun altındaki imzalarda tam 37 tane AK Partili milletvekili imzası var. Evet. Yani şimdi, hukuki boyuta taşınmış olay. Tablo ama, bu. Tablo bu. Bu ülkenin namuslu savcıları iş yapıyor, görevden alınıyor. Şimdi böyle bir vahim tablo içerisinde iktidar partisinin sıkıştığı nokta işte hayır diyenler FETÖ'cüdür diyenlere tokat gibi cevaplar veriyoruz. Yani sizin aracılığınızla bunları kamuoyuyla ilk defa paylaşıyorum. Bu bilgileri çarpıcı bilgilerdir. Ya gerçekten belgeleriyle beraber ben bu 37 AKP milletvekiline süre veriyorum. Kalksınlar bu siyasi irade kimdir? Onlara kim telkinde bulunmuştur? Korkmasınlar, çıksınlar açıklasınlar. Evet. Açıklamazlarsa Fethullah Gülen bizzat kendilerine talimat vermiş anlamında değerlendiririm ben bunu. Ve onların hepsinin isimlerini teker teker kamuoyuna ifşa ederim. Bundan kurtuluş yok. İşte o yüzden Recep Tayyip Erdoğan çırpınıyor. Başbakan Binali Yıldırım çırpınıyor. Bataklığa saplanmışlar. FETÖ'yü boğazımıza kadar, içimize kadar, her yere kadar işletmişler, sokmuşlar. Bütün kurumları çökertmişler. Şimdi hayır diyenler FETÖ ile işbirliği yapıyor. Haydi bakalım. Halep oradaysa Arşın burada. Evet. Biz buradayız. Bu soruların cevaplarını bekliyoruz Lale Hanım. Bu soruları önümüzdeki günlerde sormaya devam edeceğiz. Ve yurttaşlarımız merak etmesinler. Bu iktidarın siyasal sorumluluğu FETÖ olayında
son derece ağırdır, son derece büyüktür. FETÖ'den kurtarmak için attıkları bu yalan dolu iftiralarla kimse kendisine hiç ilgili dahi kılmasın. Bizim alnımız aktır bu konuda ama iktidarın veremeyeceği pek çok da soru vardır, cevap vardır. Biz de o cevapları bekliyoruz Lale Hanım. Evet, belgeleriyle önemli evet. iddialarınız var. Yanıt bekliyorsunuz. Elbette. Eğer yanıt gelmezse de harekete geçeceğinizi söylüyorsunuz. Sayın Gök, çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Önemli bilgiler paylaştınız bizimle. Ama yayınımızın sonuna geldik sevgili seyirciler. Her cuma ve pazartesi olduğu gibi bu akşam da saat 21'de Uğur Dündar'la Halk Arenası Halk TV ekranlarında olacak. Bu kez Akhisar'dan sizlerle buluşacak sevgili seyirciler. Sakın kaçırmayın diyoruz. Hayırlı akşamlar.